Arkadaşlar merhaba. Ben Muzaffer Ardıuslu. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Sizlere bildiğim kadarıyla, yani kendi bildiğim kadarıyla C++ anlatmaya çalışacağım. Öncelikle IDE'den bahsedeyim. Visual Studio 2019 kullanıyorum ben, burada gördüğünüz. Visual Studio indirmek için Google'a Visual Studio 2019 yazarsanız kendi sitesinden indirebilirsiniz. Community, bağımsız geliştiriciler, akademik kullanım ve açık kaynak için ücretsiz. Bunu indirmeniz gerekiyor. Bunu kurduktan sonra Visual Studio Installer karşınıza çıkacak. Bu ekranda Windows sekmesinde C++ ile ilgili olanları seçebilirsiniz. Kurulum bittikten sonra böyle bir ekran karşılayacak size. Create a new project diyoruz. Eğer İngilizce kurarsanız, böyle Türkçe kurarsanız yeni bir proje oluştur tarzı. Ve dillerden C++'ı seçip boş projeyi seçip next diyoruz. Burada projenin ismini seçmeniz lazım. Yazmanız lazım. İsterseniz burayı direkt işte Project 1 olarak da bırakabilirsiniz. Ben YouTube yazıp tarihe atacağım. 2020. Bu location'dan da nereye kaydetmek istiyorsanız oraya seçebilirsiniz. Ben de diskimde bir YouTube repository oluşturdum, depo oluşturdum. Ve location'ı buraya seçtim. Create diyorum. Benim için oluşturuyor. Oluşturduktan sonra böyle bir ekran karşılıyor bizi. Bu ekran, yani bu bir IDE, tümleşik ortam geliştiricisi demek. Integrated Development Environment. Bu IDE bize bazı kolaylıklar sağlıyor. Ne gibi kolaylıklar? Kodumuzdaki bazı yazım hatalarını karşımıza çıkarıyor. Mantıksal hataları karşımıza çıkarıyor. Yazdığımız şeyi otomatik olarak tamamlıyor. Kütüphaneler dolayısıyla. Çok detaya girmeyeceğim. İlerledikçe devam edeceğiz. Yani bahsederim ilerledikçe. Şimdi burada source kısım var sağ tarafta. Sağ tıklıyorum. Add diyorum ve new item diyorum. Bir C++ file üzerinde çalışacağımız için bunu seçtikten sonra, eğer sizde seçildiyse Visual C++ seçmeniz lazım. Burada başka şeyler de olabilir. Seçtim C++ file ve burada source kaynak kodumun ismini yazıyorum. Ben 01 dedim. 01.cpp C++. Burada yine location seçebilirsiniz. Add diyorum. Ve böyle bir ekran çıkıyor, yazım ekranı. C++'da bazı fonksiyonları kullanmamız için kütüphaneler eklememiz gerekiyor. Yani kullanıcıdan girdi alma ve ekrana yazı yazdırma fonksiyonlarını kullanmamız için bazı kütüphaneler include etmemiz gerekiyor. Bunu da sharp işareti Alt+GR3 ile include yazıp Z'nin yanındaki tuşa bastığımız zaman bu büyüktür küçüktürler açılıyor ve içerisine IOStream yazıyoruz. Bu IOStream input output stream, yani input output deresi gibi düşünebilirsiniz. Bu bize cout ve cin, cout ekrana yazı yazdırma, cin kullanıcıdan değer alma fonksiyonlarını çalıştırmamızı sağlıyor. Include dedikten sonra using namespace std kullan yazıyorum. Yani bu std isim uzayını kullan demek. Yani şu an yeni başlayanlarınız için hiçbir bilgisi yoktur. Bunu sadece şöyle basitçe birazdan söyleyeceğim. Daha sonra ve bir tane integer main fonksiyonumuzu yazıyoruz ve sus parantezlerimizi açıyoruz. Bu main fonksiyonu fonksiyon olarak düşünün, bildiğimiz fonksiyon. Buraya yazdığımız kodlar derleyici tarafından derlenip çalıştırılacak. Ve yazmaya başlıyoruz. İlk başta cout yazıyorum. Ekrana yazı yazdırma. İki tane küçüktür koyuyorum. Tabun üstündeki tuşa, birin yanında solundaki tuşa bastığım zaman çift tırnaklar hazır açılıyor ve merhaba dünya yazıyorum. Noktalı virgül koydum. Eğer std isim uzayını kullanmazsam bu cout hata veriyor. Ne hatası veriyor? Identifier cout is undefined, yani tanımlı değil diyor. Std deyip iki tane iki nokta üst üste koyarsam düzeliyor. Ama her cout yazdığım zaman ben bunu yazmak istemediğim için buradaki using namespace
STD yani STD isim uzayını kullanıyorum. Çalıştıralım. Merhaba Dünya diye ekrana yazdı. Windows'un sürümünden kaynaklı veya sizin bilgisayarınızın Visual Studio'nun sürümünden kaynaklı eğer çalıştırdığınız zaman bu ekran hemen kapanıp açılıyorsa şuraya sistem pause yazarsanız bu sorun ortadan kalkacaktır. Merhaba Dünya. Böyle gözüktü. Şuraya kadar yazıyor gördüyseniz. Buranın üzerine içerisine string olarak yani yazı olarak cümle olarak ne yazarsam ekrana verecek. Mesela benim adım Arda yazdım. Şu an Türkçe dilini Türkçe dil paketi Türkçe konuşamadım. Türkçe karakterleri ASCII tablosunda ne karşılık gelirse onun olarak yazacak. Çünkü Türkçe i'yi, ı'yı eklemedim. U'yu. Onun için ı yerine i işte, ü yerine u tarzı yazarsak daha iyi ilerleriz, daha verimli olur. Benim adım Arda olarak ekrana yazdı. Evet, basit olarak proje Visual Studio kurma ve proje oluşturmayı gördük ve basitçe ekrana merhaba dünya yazdık. Diğer derslerde veri tiplerine geçeceğim.